Anadolu'da kanlı savaşların yaşandığı acı bir dönemin perdesi kapanmış, genç cumhuriyet için yepyeni bir dönemin perdesi aralanmıştır. Bu yeni dönem pek çok ilke sahne olacaktır kuşkusuz. Ve bu ilklere damgasını vuracak, gelecek nesillere yollar açacak öncü, önder, cesur, girişimci, yetenekli, özel insanlara ihtiyaç duyulacaktır. Tıpkı Cumhuriyet döneminde tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak, Türkiye'nin bugüne kadar yetiştirdiği binlerce kadın tiyatro ve sinema oyuncusuna öncülük eden Bedia Muvahit gibi. 16 Ocak 1897'de sanatın orta yerinde dünyaya gelen Bedia Şekip pek çok hemcinsine göre şanslı sayılır. Kadıköy Terakki Mektebi ve Notre Dame de Sion Lisesi'nde okur, küçük yaşta Fransızca ve Rumcayı öğrenir. Öğrenimini sürdürürken 1913 yılında İstanbul'da yayımlanmaya başlayan Kadınlar Dünyası dergisi ona çalışma hayatının da kapılarını açar. Dergideki bir kampanyayla telefon idaresi çalıştırmak üzere kadınlara çağrıda bulunmaktadır. Bedia Muvahit bunun üzerine başvuruda bulunur ve işe alınan ilk Müslüman Türk kadınlardan biri olur. Bedia Şekip coşku dolu, kabına sığamayan bir genç kızdır. Osmanlı'nın son dönemlerinde 1914'te batılı anlamda tiyatronun gelişmesinde önemli bir işlev yüklenen Müzik ve Tiyatro Konservatuarı niteliğindeki ilk kurum olarak Darülbedai'nin temelleri atılır. Darülbedai'nin ilk oyuncuları arasında daha sonra Bedia Şekip'in eşi olacak Ahmet Muvahit de vardır. Okula öğrenci olarak başvuran adaylardan yalnızca 8'i kadındır ve hepsi de Hristiyandır. Müslüman kadınların Darülbedai'ye ilk girişleri Kasım 1918 tarihine rastlar. Sahnede ilk görünense Afife Jale olarak bilinen Türk kızıdır. Ne var ki dönemin yönetimi Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasını yasaklar. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadınının da yazgısı değişecektir. Atatürk, genç devletin parlak geleceğinde gençlere ve kadınlara çok güvenmektedir. İşte bu kadınlar arasında Bedia Hanım da vardır. 1921 yılında Erenköy Kız Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başlayan Bedia Hanım, aynı yıl Darülbedai sahnesinde izlediği ve oyun sonrası imzalı resmini istediği aktör Ahmet Refet Muvahit'le evlenir. Bundan sonraki yaşamında eşinin soyadıyla anılacaktır. 1923 yılında Muhsin Ertuğrul'un teklifiyle oynadığı Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Ateşten Gömlek filmiyle sinemaya adım atar. Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da birebir tanık olduğu olayları, direnişleri, kahramanlıkları, ihanetleri gözlemleyerek anlattığı Ateşten Gömlek filmi Bedia Hanım için çok anlamlı bir ilk filmdir. Filmdeki iki başrolden biri için o seçilmiştir. Bedia Muvahit, Neyire Neyir ile birlikte oynadığı bu filmle ilk Müslüman kadın sinema oyuncusu olarak Türk sinema tarihine geçer. Bazı kaynaklar 1916-1917'de Sedat Simavi'nin yönettiği ilk konulu Türk filmleri Casus ve Pençe'de Neyire Neyir ile birlikte Bedia Muvahit'in de oynadığını yazar. Ne var ki sessiz çekilen, kopyaları kayıp olan bu filmler hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Bilinen şu ki, Bedia Muvahit yaşamı boyunca Ateşten Gömlek, Beklenen Şarkı, İstanbul Kaldırımları, Şoförün Kızı, Son Mektup, Yumurcak gibi 43 filmde ve sayısız tiyatro oyununda başarıyla rol almıştır. Benim ilk yaptığım Bozuk Düzen filminde rica ettim. Önemli bir rol oynadı. Onun için de orada çok mutluyum ki Bedia Hanım benim ilk filmimde oynadı. Orada şık bir salon kadını canlandırıyordu. Çok da başarılıydı tabii. Ama başka bir oyunda birlikte olmadık. Ben onu her oyunda giderdim. O da benim her oyunuma gelirdi aşağı yukarı. Dostluğumuz yoktu ama oyun şey olarak yaptığımız birlikte pek çalışmadık. Bir şey oldu, pardon. Masih Rıza'yla bunlar bir şeye çıktılar. Söyleşi turnesine çıktılar. Beni sunucu olarak aldılar yanlarına. 1923'te Ceza Kanunu adlı tiyatro eserinde oynadığı Sacide rolüyle tiyatro yaşamına ilk adımını atan Bedia Muvahit, Cumhuriyet döneminde sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak alanında gerçek bir öncüdür. Sahneye attığı o adımla birlikte hem kendisine hem de bundan böyle diğer kadın oyunculara tiyatronun kapısını açacaktır.
Atatürk 1923 yılında bir tiyatro oyununda sahneye çıkmasını istediği Bedia Muvahhid'le yönünü batıya, çağdaşlaşmaya çevirmiş bu genç cumhuriyette kadınların önemli rolüne işaret etmiştir. Bir Müslüman Türk kızının sahneye çıkıp tiyatro oyununda oynaması Büyük Önder Mustafa Kemal için çok önemlidir. Bedia Muvahhid, tiyatro oyuncusu olma yolunda Atatürk'le ilk karşılaşmasını şu sözlerle anlatır. Ateşten Gömlek filmini bitirdikten sonra 1923 yılında Darülbedai'nin İzmir turnesine o zamanki kocam Ahmet Muvahhid'le birlikte katılmıştım. Ama henüz tiyatro oyuncusu değildim. O günlerde Atatürk de İzmir'deymiş. Atatürk kocama beni sahnede görmek istediğini söylemiş. Ceza Kanunu adlı oyunda bana hemen Sacide rolünü verdiler. Bir günde hem ezber hem de sahne provası yaptırdılar. 31 Temmuz 1923 Salı akşamı o zamanlardaki adıyla Palas Sineması'nda, daha sonra Tayyare oldu, sahneye çıktım. Oyundan sonra Atatürk beni tebrik etti ve tiyatro sanatçılığımı devam ettirmemi söyledi. Böylece tiyatro yaşamım başlamış oldu. Şehir tiyatrolarında 200'ün üzerinde oyunda rol aldım. 1923'te Atatürk'ün emriyle İzmir'de sahneye çıkması Bedia Hanım'ın Türk tiyatrosunda en büyük devrim olduğu için, olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de büyük bir devrim. Çünkü kadınlar sahneye çıkabiliyor. Ondan sonra çıktılar işte. Bugün yani Yıldız Kenter varsa, bugün Dilber Saran varsa, bugün Sunape Kuysal varsa, var idiyse hep Bedia Hanım sayesinde, Bedia Hanım Atatürk'ün emriyle çıkan Bedia Hanım sayesinde oldu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından büyük bir coşkuyla imar edilen genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür sanat hayatında nasıl derin etkileri olacağını herhalde sahneye ilk adımını attığı o gün Bedia Hanım kendisi de öngörememiştir. Ancak Mustafa Kemal müthiş öngörüsüyle Bedia Muvahhid'e tarihi bir misyon yüklemiştir. Sonrası aynen öngörüldüğü, hedeflendiği gibidir. Bu durum Büyük Önder'in olduğu kadar kendisine yüklenen bu ağır sorumluluğun altından layıkıyla kalkan Bedia Hanım'ın da başarısıdır. 96-97 yaşına kadar kaldı sahnede. Örnek olmuştur. Çalışmasıyla, disipliniyle bütün hanımlara örnek olmuştur. Hataları derhal böyle tatlı tatlı, bana söylediği gibi tatlı tatlı kırmadan o kadar güzel anlatırdı ki ve bir daha onu yapmazdınız. Adeta bir tiyatro dersi vermiş gibi onun dedikleri kulağınızdan çıkmazdı. Çok şakacıydı, çok espiritüeldi. Hikayeleri çok güzeldi. O kadar yerinde, dozunda, o kadar güzel hikayelerle cevap verirdi ki fıkralarla, hikayelerle. Altından mutlaka bir ders çıkardı. Çok iyi, çok iyi bir öğretmendi. Bir tiyatro hocasıydı adeta. Ben tabii onun kişiliğini çok severdim, hayranım kişiliğine, espri yeteneğine. Müthiş esprisi olan bir insandı. Gerçekten onun esprileri hatırlamak maalesef kimse onu kaleme almadı. Keşke birisi kaleme alsaydı. Ben İsmet Ağa'ya çok rica ettim. Sen bunları yaz diye. Unutulacak bunlar dedim. Alamadı. Ve onların çoğu unutulup gitti. Gerçekten inanılmaz bir kafası ve şeyi vardı, espri yeteneği vardı. Anlatılamaz Bedia Hanım. Öyle hemen birkaç kelimeyle anlatılacak bir kadın değildi. İyi oyuncuydu. Kendine has bir konuşma tarzı vardı. Ve bize de çok yol göstermiştir. Hatalarımızı alenen yüzümüze söylerdi. Hiç arkadan konuşmazdı. Oscar piyesinde çok 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 anılarımız var. Onun esprileri, arada kuliste tabii, esprilerine kahkahalarla gülerdi. Çok espiritüel bir insandı. O beni anlayışı ve bana çocukluğunda Bedia Abla vasfı öğretti. Onları seyretmekten öğrendim. Bana Amerika'da bir hocam sormuştu. Nerede öğrendin sen bunu dedi. Ben dedim işte böyle böyle bir aktrisin oyunlarından öğrendim dedim. Seyretmekten öğrendim dedim. Onun için çok çok önemli bir kadın yani. Hani büyük bir oyuncu mu? Belki değil. Belki çok büyük bir oyuncu değil. Belki şey, Lady Macbeth'i oynayamayabilir. Ama kendi yaptığını en iyi şekilde yapan bir insandı. Müthiş bir komedi ve sahneye çok yakışan, karizması olan bir kadın. Ve attığı her adımla insanı kendine hayran bırakan bir insandı.
1923 yılı Bediha Muvahit'in Darülbedai'de Shakespeare'in Otello adlı eserinde Desdemona rolünü oynamasının kayda geçildiği yıldır. Desdemona'yı Atina'da Rumca oynar ve izleyenleri kendisine hayran bırakır Muvahit. Eşinin 1927 yılında ölümünün ardından 1933 yılında şehir tiyatrolarında besteci ve piyanist olarak çalışan Avusturyalı Ferdi Friedrich von Stadtzer'le ikinci evliliğini yapar. Sanatçı 18 yıl süren evliliğinin ardından 1951 yılında boşanır ve tekrar ilk eşinin soyadını kullanmaya devam eder. Daha sonra şehir tiyatrosu adını alacak olan Darülbedai'de 1975'te emekli oluncaya kadar aralıksız çalışan Bediha Muvahit, yurt içi yurt dışı pek çok turneye katılır. Şehir tiyatrolarında görev yaptığı uzun yıllar içinde Hisse-i Şaiya, Taş Parçası, 12. Gece, Bir Kavuk Devrildi, Venedik Taciri, Kibarlık Budalası, Sana Rey Veriyorum, Dama Çıkmış Bir Güzel ve Gecikenler gibi onlarca oyunla yüzlerce temsilde sahneye çıkan Bediha Muvahit, oyunculuğunun yanı sıra birçok tiyatro eserini tercüme ve adapte eder. Onun mirasta hissesi çok olsun demişti. Turnelerimizin neşesiydi. Hep onun etrafında toplanırdık. Gençlerle çok haşır neşir olurdu. Onlara icabında ders verirdi. Çok doğru sözlüydü. Hiç böyle riya, yalan, hiçbir şeyin görmemişimdir. Her zaman rahmetle anarım. Sanat hayatı boyunca birçok ödül ve unvana layık görülen sanatçı, anısına posta pulu bastırılan ender sanatçılardandır. 1950 ve 73'te olmak üzere iki kez jübile yapan Muvahit, 1975 yılında şehir tiyatrolarından emekli olur. Genç bir oyuncu olarak, genç bir öğrenci olarak döndüm ve 1973 yılında bana televizyonda bir şey teklif ettiler. 50 yılda Türk tiyatrosu diye bir şey, 4 programlık bir dizi teklif ettiler. Bunu bir tanesi tiyatroya ait. Pardon, bir tanesi şeydi. Bir tanesi de Bediha Hanım ve Vasfi Bey'de oynuyordu. Ben de yani çok genç olduğum için ondan yılların sanatçısı çok utanarak başladı bir şey. Fakat Bediha bana Haldun'cum diyordu. Beni çok sevdi, ben onu çok sevdim. Ama rejiye başladığım andan itibaren Haldun Bey demeye başladı. Rejinin sonuna kadar Haldun Bey dedi. Reji bitti, şey çıktı, oyun çıktı, televizyondaki oyun. Yine ben Haldun oldum. Son derece hassas kişiliğini de ilginç bir anekdotla öğreniyoruz. Bir turne seyahatinde trenleri karşılaşan iki farklı turne ekibinin birbirlerine sevgiyle sarılmaları Bediha Muvahit'i çok etkilemiştir. Sanki senelerdir birbirlerini görmemişler gibi iki grup birbirine sarıldı. Ellerindeki yiyecekleri paylaştılar, hepimiz aynı şeyleri yaptık. Fakat yan kompartımanda Bediha Hanım'ın böyle gizli gizli ağladığını gördüm. Herkes sevinç içinde birbirine sarılıyor, öpüşüyorlar. Ama Bediha Hanım böyle sessizce ağlıyordu. Tabii orada sormak mümkün olmadı. Sezon açıldığı zaman Bediha Hanım böyle bir şey olmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi dedim. Karşılaştı trenlerimiz. Herkes birbirine sarıldı. İşte yiyeceklerini ikram etti, güldüler, şakalaştılar. Ama siz bir köşede ağlıyordunuz dedim. Sorma Toron dedi, ben de hatırladım dedi. Biz niçin dedi sezon içinde birbirimizi yiyerek, birbirimizin aleyhinde davranırız da, niçin böyle bir turnede hasret giderircesine kucaklaşırız, işte buna ağlıyordum. Niçin sezon içinde aynı şekilde davranmıyoruz birbirimize demişti. Ve bu bana büyük bir ders oldu. Karım da çamaşır yıkardı. Yaşamı boyunca gerek sahnede, gerek özel yaşamında insanları daha çok güldüren Bediha Muvahit, perdenin kapanarak sahneyi terk ettiği son oyununda sevenlerini derin üzüntüye boğar. 20 Ocak 1994'te 97 yaşında yaşama veda eden büyük sanatçı Aşiyan Mezarlığı'na defnedilir. 1995 yılından itibaren Türk Kadınlar Birliği tarafından onun adını yaşatmak için sahnelerimizde ilk önemli rolünü oynayan genç kadın oyunculara her yıl Bediha Muvahit Tiyatro Ödülü verilmektedir.
Bu dünyadan bir bedia muvahhid geçti. Ama derin izler bırakarak.